küçüklerden nefret ediyorum. Yani yaşıtken de sevmezdim küçükleri. Büyüdüm yine küçükler sevmiyorum. Yani ben çocukları sevmiyor olabilirim. Bu beni kötü bir insan yapar mı? Sorumluluk falan değil abi, çocuk sevmiyorum. Karşı komşumun çocuğu yapıyor mesela. Annesine bakıyorum. Bunun travmatik bir sebebi olabilir zamanında bana, çünkü çocuk emanet ettiler. 12 yaşındaki çocuğa niye çocuk emanet edersin? O arada bende bir şey, bir kayış koptu. 12 yaşındaki adam zaten çocuk. Adam zaten çocuk. Ya tamam, belki çocuk yaptınız, pişman oldunuz. 12 yaşında birine çocuk emanet etmek için denyo olmak lazım. 12 yaşındaki çocuk onu, aa süpermen misin sen falan, camdan atabilir bir şey oluyor. Allah korusun. Ve ben çok büyük bir baskıyla büyütüldüm. Lojman çocuğu olduğumuz için. Asker çocuğum bu arada, her videoda söylüyorum. Artık herkes biliyor. Lojman kültürü vardır. Herkes birbirine hiyerarşik de olsa, hani askeriye de albay yüzbaşıdan daha yukarıdadır ya, onların eşleri de o şekilde takılırdı. Gün düzenler asker eşleri, alay komutanının karısı, bir general karısı yoksa eğer, en baş köşeye oturtulurdu. Yarbayın karısı, yüzbaşının karısı, çavuşun karısı, kapıda hala almıyorlar içeri. Bu da sanırım uzman çavuşun karısıydı. Sen onun arkasında bir şey mi yapıyorsun ona? Yani buna gülüyor olamaz çünkü, ben ne anlattım ki daha? Bunlar otururlar ve birbirlerine sahte sahte davranırlar. Mesela albayın eşi çok fazla ilgi görür diğer subay eşlerinden. Aa Ayşe Hanım bundan yemediniz, Ayşe Hanım bundan da yiyin. Sanki Ayşe Hanım ondan yiyip beğense diğerinin kocası terfi edecek. Öyle bir şey değil. Kadınlar böyle bir araya geldiği zaman, çocuklar da tabii bir araya geliyorlar. Şimdi mahalle arkadaşınıza ya da aynı kafelerde dolaştığınız arkadaşlarınıza, gençler özellikle, paradan artistlik yapabiliyorlar. Birisi inip oğlum biz var ya şurada ev aldık diyebiliyor. Diğeri vay be, bir eziliyor. Kimisi yazlığa gidiyor, senin gözün yaşlı, yazlığın yok. Parayla hiyerarşi sağlanır ya normal dışarıdaki yaşamda. Askeride bunu yapamazsın çünkü aynı maaş alıyorlar. Kimse gelip sana ben çok zenginim diyemez yani. En fazla annesi bankacı olan vardır. Onlar bir tık daha üst seviyededir ve arabası daha güzeldir. Kimsenin arasında büyük bir uçurum yoktur. 72 tane 6 yaşında çocuk vardır lojmanda. O 72'sini birden sana emanet edebilirlerdi. Sokakta gördüğün bir mahalle çocuğuna emanet etmezsin. Çünkü dersin ki ha bu manyak mı acaba, tinerci mi bilmem ne mi, ama aynı lojmanın içinde olduğumuz için, ha bu bilmem kim yüzbaşının oğlu. Yavrum şunlara birazcık bak da biz bir alışveriş yapacağız Selma teyzenle. Dediği anda şunlara mı? Bir sürü 6 yaşında piç. Baskete götür bizi. Futbola götür bizi. Araba essin seni. Tabii. Onlar da var. Çocuk oğlum. Çocuk dediğin şey kötü kalplidir. Olur mu öyle şey? Onun kötü olmaya, iyi olmaya karar verebilecek bir beyni yok. Evet. Ben şöyle bir kayayla gidip arkadaşının başını ezmeye çalışan gördüm. Bak yemin ediyorum. Neden? Çünkü boyama kitabı var. Ya bir insanın boyama kitabı var diye gidip kafasını taşla ezmeye çalışır mısın ya? Lan bu kadar kötü çocuğum ben ne yapayım? Dışarıdan araba mı çarpar? Yüksek bir yerden mi atlar gibi korkularım yoktu. Çünkü orası zaten lojman. Onun garantisi var ama içlerinde birbirlerini yok etme arzuları var piçlerin. Birbirlerine böyle bakıyor. 6 yaşında a**ına koyayım. Bunların çizgi film izleyip böyle kukki kukki diye gezmesi gerekmiyor mu ya? Bardak bölünür benim, benim. Oğlum bu nasıl bir psikoloji ya? Her şey bunların benim. Bir de 6 yaşındaki çocuğun 30 yaşında adamı kandırma çabası vardı. Seni kandıracak. Biliyor musun Hoşan abi ben uçabiliyorum. Hangi kafayla, hangi beyinle, hangi zekayla kimi kandırıyorsun? Bir uçabiliyorum. Bir koyacaksın. Evet gerçekmiş. Uçacak böyle pislikler ya. Hayır ben 6 yaşımdayken de 6 yaşındakilerden nefret ederdim. Ben de demek ki o dönemlerde bir travma olmuş. Bir de ben çok kasılıyorum. Bende o vardır. Sosyofobik bir insanım zaten normalde. Mesela tek başıma bir AVM'de yürüyemem. İlla yanımda arkadaşlarımın olması gerekir. Hani böyle boyum da kısa, göbekliyim ve sakallı ve çirkin ve artık yaşlıyım. O yüzden tabii. Bir de şimdi ufaktan tanınma durumu da var ya. Ay. Ay. Bu muymuş kız o? Bu YouTube'daki çocuk değil mi? Bu boş konuşan. Ay. Ay bu neden o masanın arkasında oturuyor? Ben anladım. Ay. Sanatçı kapris dedikleri şey var ya, güneş gözünü takıp kapüşonu geçirip böyle diye koşarlar ya, ben yemin ediyorum aynısını yapıyorum. Hani diyeceksiniz ki sanatçı kapris mi? Değil. Beni anlamasınlar, soğumasınlar diye. Takipçi kaybetmemek için sokakta. Neymişim? Çok da yakışıklı çocuksun. Çok iyi gerçekten. Ben de bu trik olduğu için çocuk bakarken acayip kasılıyorum. Çünkü bir emanet, bir sorumluluk. Öyledir. Araba kullanıyorsam ve arkada annem ve arkadaşları varsa, teyzeler varsa, aman çukura girmeyeyim. Zıplat kaç. Kasistim onun adı. Ben ona zıplat kaç diyorum. Onlardan böyle çok yavaş geçerim. Gaza basmıyorum, arkaya yapışmasınlar, bir şey olmasın. Çocukluktan gelen bir eziklik bende demek ki. Baskı ya. Tabii tabii hastayım oğlum ben. Abi gece evde müziğin sesini son ses açamama hastalığı. Komşular rahatsız olur. Çocukluktan bize işlenen bir travma. Cam devrildi, bir şey oldu. Camın kırılmasına üzülmeden önce komşular şimdi bir şey zannetmiştir. Ay şöyle olmuştur, toplum olarak %80 dışarısı için %20 kendimiz için yaşıyoruz ya. O durum bende %90.8. Trip efem. Bütün yaşadığım bu psikolojik sıkıntıları, baskıları ve bunları hazmedemememi hesap edin. Çocukları sevmediğimi hesap edin. Bana çocuk emanet edildiğini düşün. 12 yaşındayım. Çocuk 4 yaşında bir çocuk. Adı Sezgi. Tam olarak öz annemin, öz kardeşinin öz kızı. Bu ötken yaptı. Tabii annesi babası varken okku kukku. Annesi babası gidiyor
Bütün aile gitti, teyzemler gitti, bilmem ne gitti. Kaldı çocuk bana. Kukki kukki yürümeye çalışıyor, hala bir denge oturtamamış kendine lan. İki senedir yürüyorsun. Ben seni iki sene bir işe vereyim, ustası olursun. Yürüyor, öğretmenin abi uyumuyor, gece olmuş bir. Bütün yeni nesli temsil ediyor. Tüketici çünkü. Veriyorsun eline peluş oyuncağı. Pist atıyor. Başka bir şey veriyorsun. Araba veriyorum ben kız çocuğum, arabayla ne işim olur a**ayım diyor, atıyor kenara. Sürekli bir vırlama şırlama, televizyon açıyorum. Reklamlar çok fena kitliyor çocukları. O nasıl oluyor anlamıyorum. Hani normal televizyon yayın akışında çocuk televizyondan kopabiliyor abi. O dönemde neler vardı? Siyaset meydanı vardı. Ali Kırca bıyıklarından korkuyordu, ağlıyordu. Kanal değiştiriyorum, başka bir program böyle izlemiyor. Reklam bir çıkıyor da Ayşe teyzeye fıt fıt yapıyor falan. Yani böyle tam yaramazlık yapacakken reklam çıkması şöyle oluyordu. Benim. Çocuk başladı vızırdanmaya. Ufak böyle kopil bir ambulans gibi evin içinde dolaşıyor. Gerçekten bütün üstünlük onda. Bütün yol hakkı onda yani. Öyle istedi. Koltuğun üzerinde koşabiliyor. Kapıya iki ayağıyla tırmanırdı ya çocuklar böyle. Pis çıplak ayaklarıyla böyle kendini örümcek adam zanneden salak bebeler var ya. Onlardan yapar. Bir anda alanı tavanda. Bir anda atlıyor. Buzdolabını açmış bir şeyler döküyor yeri. Aslında yani tek seçenek şu an. Oynadığı, kırmadığı ve kurcalamadığı hiçbir şey kalmadı. Basket topunu gözüme kestirdim. Oha dedim, bak basket topu dedim. O da böyle bir anda ben ona çok değer verince, çocuk da öyledir. Sen bir şeye değer veriyorsan o da değer verir. Çünkü basket topu yapsan çocuk kendi seçenekler arasına sokup karar verip gidip o topla oynamaz. Ama sen topa şöyle yaparsan, of be ne güzel top var ya. Çocuğun elinde dünyayı yok etme makinesi bile olsa, ona o top benim olmalı falan deyip o topa koşar o. Daha değerli gelir ona. O yüzden, aa bak bende 3 para var, sende 1 para var, hadi değişelim deyip çocuğa 3 liranı verip çocukla 200 TL'yi alabiliyorsun ya. Tam olarak kafa bu. Gerçi bunu şimdi profesörlere de yapıyorlar Türkiye'de. Alo biz polisiz, 800 bin lirayı şuraya bırakın. Tamam. Ay. Aldım basket topunu. Dikkatini çekmeye çalışıyorum çünkü o sırada kahve cezvesiyle televizyonu kırmaya çalışıyordu. Aldım basket topunu, dedim ki of çok güzel basket topu. Bir anda şöyle oldu bak. Önce kulağı oynadı böyle. Sesin geldiği yere doğru önce böyle yaptım. Sonra böyle oldu bak. Benim dedi. Çocukta öyle bir şey vardır. Benim alarmı diye bir şey. Hırsızlık yapmak isteyenler, Türkiye'deki gaspçılar ya da kapkaççılardan bahsetmiyorum. O Ocean's filmleri var ya serisi. O oradaki gibi karizmatik hırsız olmak isteyip gidip İngiltere'de saray soymak isteyenlere anlatıyorum bunu. Kendinizi çocuklarla eğitin. Etraftaki değerli şeyleri çocuğun alarmını çalıştırmadan almaya çalışın. Çok pahalı bir kupa var. Çocuk orada. Ay. Başardım. Ama onu beğendiğinizi hissettirirseniz odadaki lazerlerden, ısı algı lejilerinden daha tehlikeli bir alarm olur. Şunu yaparsan bitersin. Benim. Topu aldım elime. Doğal olarak şu tepkiyi verdim. Benim. Al. Tak sektiriyor yerde top. Gecenin saat ikisi. Askeri lojman. Dedim ki alt komşu yukarı çıkacak. Annem babam da ev diyor. Ben ne diyeceğim onlara? Hop kaldırdım. Omzuma aldım çocuğu. Geziyorum. Kafamı tutuyor böyle. Benim. Çocuk omzumda. Kafamın üstünde basket topu var. İğrenç böyle tompik ayakları var. Ey oğlum ne yapıyorsun? Az önce bokamı bastı. Kendi ayağını falan yalayabiliyor çünkü. Tabii öyle elastik oluyor 4 yaşındakiler böyle. Exorcister. Küçük kız çocuğu. Hoppa basket diye bir ses duydum. Basket topunu hop diye havaya atmış. Saat 2. Yere çarpacak ve düşünebiliyor musunuz çıkacak sesi? Lojman lan orası. Salonun ortasındayız. Fırlattı topu. Aa dedim ses çıkacak. Ben topu tuttum, bu ses nereden geldi? Benim. Allah'ım. Sokaktan yeni bir çocuk mu bulsam bunun yerine koysam? Bu bir ağlamaya başladım. Lokal değildir çocuğun ağlaması. Evrenseldir. Yani buradan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne seslenir o ağlayarak. Çünkü öyle bir desibel yok. Çocuk düştü. Hemen ağlamadı tabii. Önce bir böyle battı, korktu. Hemen ayağa kalktı zaten. Dedim ki ananı s**eyim çok fena geliyor bu. Ananı komşular, karşı komşular, yan apartmanlar, çevre ilçeler. Of, çocukları sevmiyorum abi. Çocuk zor abi, çocuk zor. Yani çocuk yapmak zor ama yaptıktan sonra da o çocuğun gerçekten yapılıp yapılmadığını test etmek daha zor. Olmuyor çünkü hepsi. Sen müzisyensin bak, şarkı besteliyorsun. Hepsi oluyor mu? Asla. Olmuyor.